Yani aslında hayatta kalmakla başlayan bir mücadele, daha sonrasında hayatta kalmanın ne kadar geniş bir çerçevesi olduğunu ortaya koydu. Evet, ev içinde şiddet görülüyor, işte iş yerlerinde, sokakta sürekli bir şiddet hali var, bir yok sayma hali var. Aslında program içerisinde de kadının yok hükmünde olması, görünmez kılınması üzerine yoğunlaştık. Bundan bağımsız değil, kadınlar yeni dönem perspektifleriyle, ama bu güncele ya da bugüne uyum sağlamak adına değil, kendi tarihselliklerinde daha çok geriye gittikçe, o deneyimleri doğru bir bilimsellik, jinoloji içerisinde en azından bizim tarafımızdan değerlendirdikçe geleceği nasıl kuracağına dair bir perspektif oluşturdu. Ben bütün dünya kadın hareketlerinde artık bunun baş gösterdiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neyi kastediyorum bununla? Yani siyaset dediğimiz alan sadece siyasi partilerle sınırlandırılmış bir alan değildir. Yani sokağın kendisi siyasettir, ekoloji mücadelesinin kendisi siyasettir, ekonomi, eğitim, sağlık politikaları, tüm bunlarda kadınlar çoklu biçimlerde ayrımcılık ve şiddete uğruyorken ve bu sistemlerin hepsi aslında düşünüş biçimlerinden pratiklerine kadar tamamen erkek akılla, yani yeni bir şey yaratamadıklarında da egemene dönüşen pratikler de hesaba katıldığında, bütün bu alanlara dair, yani bütün bu alanların siyaset olduğunu gören ve mevcut üretilen şeyin kadın karşıtı, kadın düşmanı olduğunu bilen bir yerden tüm bunlara müdahale etme ihtiyacı duydu. Bugün evet, Orta Doğu'da işte Molla rejimlerinin, baskıcı İslamcı kesimlerin, ki bu aslında en çok IŞİD'le, IŞİD'in saldırılarıyla biraz daha tartışılabilir, görülebilir olmuştu. Bununla beraber baktıklarında işte kadınların özgün, özerk örgütlenme ihtiyaçları, yani sadece münferit ya da tikel görülen meselelerde değil, politikayı oluşturma ya da erkek egemen politikayı kırma, bozarak aslında yerine kendi alternatifini koyma gibi bir yükseliş oluştu. Yalnız burada bence dikkat etmemiz gereken, tarihi okurken de bugünü ve geleceğe dair de bir şeyler söylerken şunu görmemiz gerekiyor. İnanılmaz bir enerji var. Yani toplumsal hareketlerin aslında en ciddi motor gücü olarak kadın hareketlerinin büyük bir yükselişi, isyanı, değiştirme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Ancak bu dağınık enerjinin, dağınık direnişlerin nasıl kümülatif bir hale getirilebileceği ve oradan doğru aslında bizler Orta Doğulu kadınlar olarak yaşadığımız, hani bu şiddet, ayrımcılık, kadın kırımı olarak ifade ettiğimiz durumu nasıl aşabileceğimizi konuşmak durumundayız. Bu da bizi şuna götürüyor. Aslında Kürt Kadın Hareketi'nin enternasyonel boyutu ya da enternasyonel bir mücadele olması açısından da Orta Doğu'daki bütün kadınların, Avrupa'daki bütün kadınların mevcut patriarkal ve kapitalist sistemde, yani kapitalist moderniteye karşı kadınların demokratik konfederalizmini oluşturacak ağlar geliştirmesi, daha çok bir araya gelmesi ve direnişlerin yerellerden internasyonale taşınacak bir şekilde bir arada tutulması, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu da bir yanıyla bize artık demokratik, işte ekolojik yaşama duyarlı ve kadın özgürlükçü bir diplomasi ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bahsettiğimiz devletli aklın bürokrasisi değil, tamamen eşitlikçi, tamamen aslında sistemi çözümleyen, bu akıllı hareket eden ve pratiğini de bu şekilde oluşturan bir sistemi, aslında yaklaşımı ifade ediyor. Diplomasiyle kastımız da aslında devlet bürokrasisi gibi değil, aslında özgün kadın diplomasisinin nasıl oluşturulacağına dair olacak. Beyrut'ta yaklaşık bir yıl kadar önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kadın Konferansı gerçekleşti. Daha önce ki konferans Amed'de, Diyarbakır'da gerçekleştirilmişti. Biz orada ortaya koyduğu model, yani sadece bir teori, soyut bir bilgiden ziyade bir sistem önermesi sebebiyle, diğer taraftan da işte Rojava'daki direnişin, Rojava'daki kadınların o özgün, özerk, direnen, koruyan, savunan bir bütün olarak aslında örgütlü gücünün dünyadaki, Orta Doğu'daki kadınları ne kadar etkilediğini gördük. Sahiden artık günü kurtarma, sadece hayatta kalma değil, o hayatın nasıl yeniden kurulabileceğine dair demokratik modernite perspektifi, kadınların özerkliği, demokratik özerklik modeli tüm dünyadaki kadınlar tarafından tartışılır durumda. Bunu çok duyduk.
duyduk. Katıldığımız hani uluslararası konferanslarda, Türkiye'de yapılan konferanslarda, Avrupa'daki konferanslarda. Bundan birkaç sene önce de Hamburg'da yapım aşamasındaki devrim konferansı gerçekleşmişti. Orada da benzer şeyleri duyuyoruz. Bu Kürt Kadın Hareketi'nin hem savunma hattı olarak hem kurucu hat olarak aslında ilham verdiği bir hakikat olarak karşımızda duruyor. Bu sadece işte bir ilham vermeden öte Kürt kadınlarına çok ciddi bir sorumluluk da yükleyen yaklaşım. Çünkü iddia ettiğimiz şeyi evet Rojava'da gerçekleştirdik ama Kürt kadınların olduğu, dünya kadınların olduğu işte evlerden yönetimlere, bütün mekanizmalarda bu aklın aslında bizler eliyle inşa edilmesi sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Tüm bu devlet baskısı yani bütün dünyadaki aslında ulus devlet baskıları, güvenlik devletleri, bu çıplak devlet dediğimiz halin derinleştirilmesi bunun önünde kimi engeller yaratsa da işte tutuklamalara, gözaltılara, infazlara Jina Amini'de olduğu gibi bir şey üzerinden yani bir ahlakçılık üzerinden gelişen tüm yaklaşımlara karşı Kürt Kadın Hareketi özgürlükçü çizgisini hani o demokrasi üreten, üretecek olan çizgisini güçlenerek aslında eklenerek o bir kar topu gibi sürdürüyor diyebiliriz. Ya bu aslında tarihsel bir mesele. Yani bunu Zarifelerden, Fatmalardan, işte Arinlere, Ekimmanlara hani bütün sürece aslında ele alabiliriz. Ama program kapsamında da bir çerçevemiz vardı. 90'lardan bugüne kadar Kürt Kadın Hareketi, özellikle Türkiye'de yaşayan Kürt Kadın, yaşayan ve oluşan Kürt Kadın Hareketi nerelerden geçti? İşte 90'larda işte köylerden kentlere zorla göç ertilme, farklı mekanlar, farklı kültürler, asimilasyon politikaları, yani bir kadınlar üzerinden bir kimlik aşındırması yaratmaya çalıştılar. Ama bunun karşısında şunu gördük ki kadınlar politikleştiler. Yani önce Kürt kimliği üzerinden siyasi partide yani o ortaklık üzerinden siyasi partilerde karma çalışmalar içerisinde oldular. Daha sonra kollaştılar. Her dönem tabii şeyler vardı. Baskılar işte cezaevi zaten Kürtler için sürekli bir terbiye alanıymış gibi kullanılır devlet mekanizmaları tarafından. İşte 90'lardaki süreç yine gözaltında cinsel şiddet meselesi, işkence meselesi. Bütün bu süreçler içerisinde yani biz aslında karma Kürt siyasi, politik mücadeleden kendi özgünlüğünü, özerkliğini yaratan kadın ve Kürt olmanın getirdiği ama bununla da sınırlı kalmayan, yani kendini yerel ve dar tutmayan, dünyaya yayılan bir mücadele pratiği gördük. 2015-16 sürecinde kayyumlarla beraber aslında işte mevcut bütün kadın merkezlerinin, kadın derneklerinin aslında kadın hareketine dönük de bir yönelim olarak geliştirilmesi, ilerletilmesi bir sekteye uğratır, durdurur dendi. Ama bugün hala baktığımızda kendi özgün, özerk aslında sistemsel olarak da kendi sistemini yaratan mahallelerden işte kentlere ve buradan doğru işte bölgesel, internasyonel düzeye kadar kendi örgütlemeye devam eden haksızlık karşısında, hak ihlali karşısında sokağa çıkan, politika değişiklikleri karşısında, iktidarın erkek egemen politikalarını sürdürmesi karşısında sokağa çıkan, politika üreten, bunu hayata geçirmeye çalışan, işte Rozasından Starına, Mimozasından Kadın Zamanına kadar, aslında geniş bir çeperde, işte kooperatiflerine, vakıflarına kadar, geniş bir çeperde bir yandan direnirken, diğer yandan da aslında kendi sadece savunma hattında tutmayan, yeninin nasıl olması gerektiğine dair de sürekli söz üreten bir geniş oldu. Ama dediğim gibi biz böyle hızlı hızlı sanki gözümüzü açmışız, kapatmışız ve bitmiş gibi anlatıyoruz. Hayır. Bunlar olurken toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin dayatmalar devam etti. Devletin baskıları zaten ifade ettik devam etti. Ama kadınların, Kürt kadınların özgürlük eğilimi, eşitlik mücadelesi ve başka bir yaşam yani alternatif bir yaşam, demokratik modernitenin inşası kadınların asli meselesi oldu. Bugün baktığımızda cezaevlerinde yani işte 2009 KCK'nın davadan bahsettim ama bugün de Kobani davasında kadın siyasetçiler eş başkanlık sistemi üzerinden ki bu da
kayyumlardan sonra geliştirilen bir yargı tacizydi. Eş başkanlık sistemi üzerinden vurulmaya çalışılıyor. İşte kadın eş başkanlara özel politikalarla yaklaşıldığını görebiliyoruz. Yani sistemsel bir müdahalede bulunduğu için Kürt Kadın Hareketi, devlet aklı, erkek egemen o patriarkal akıl da oradan doğru vurmaya ve yok etmeye çalışıyor. Bunu sadece işte görünür siyasetçiler üzerinden yapmıyor. Aynı zamanda Kürt coğrafyasında yaşayan genç Kürt kadınlara dönük yürütüyor. Özel savaş politikalarıyla da devam ettiriyor. Bu hep vardı. Dünya Kadın Yürüyüşü'nde vardı. İşte az evvel bahsettim, NADA'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kadın İttifakı, Demokratik Kadın İttifakı oluşturuldu mesela. Tam da bahsettiğiniz ihtiyaçtan ortaya çıktı. Yani Orta Doğu'daki bütün biçimleriyle, yani kapitalist, patriarkal, işte muhafazakar, İslamcı, bu şekilde, bu yöntemlerle ve akılla yönetilmeye çalışılan kadınların, halkların aslında bu yöneticiler sebebiyle yaşadığı kriz, derinleştirilmiş kriz ve bundan nasıl çıkılabileceği. Lokal kalırsanız her zaman risk altında olursunuz. Bugün Türkiye'ye bakıyoruz mesela. Kazanılmış, kadınların kazanılmış haklarının hepsi iktidar eliyle tek tek geri çekiliyor. Ama ne kadar büyürseniz nicelik ve nitelik anlamında, o kadar kalıcı, aslında sisteme dönüştürebileceğiniz bir akıl ve pratik oluşturabilirsiniz.